Teklifin tümü üzerine ilk söz Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz isteyen Kırıkkale Milletvekilimiz Sayın Halil Öztürk'e aittir. Buyurun Sayın Öztürk. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 42 sıra sayılı kanun teklifinin tüm üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu ve ekranları başında bizleri izleyenlerin tümünü selam ve sevgiyle selamlıyorum. Saygıdeğer milletvekilleri, görüşülmekte olan kanun teklifi özünde 2004 sayılı icra ve iflas kanunu, 2802 sayılı hakimler ve savcılar kanunu, 5235 sayılı mahkemelerin teşkilatına ilişkin kanun ve 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununda değişiklikler öngörmektedir. Teklifte yer alan düzenlemeler uygulayıcılar tarafından talep edilse de esasen adalet sistemimize daha kapsamlı ve daha bütüncül yaklaşımı bir an önce kazandırabilmeliyiz. 2019 yılı programında her 100 bin kişiye 11 hakim düştüğü ifade edilmektedir. Hakim sayısıyla mahkemelere bağlı olarak çalışan adalet personeli sayısı Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki ortalamaların altında kalmaktadır. Hakim, savcı ve yardımcı personel ihtiyacını hızla giderilmesi gerekmektedir. Resmi istatistiklere bakıldığında halen yargıdaki iş yükü çalışanların ihtiyaç duyduğu maddi ve manevi iyileştirmelerin yanı sıra fiziksel yatırımlara duyulan ihtiyaçlar da had safhaya ulaşmış bulunmaktadır. Kamuoyuyla paylaşılan son verilere göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına son 10 yılda gelen dosya sayısında %12,5, Ceza Genel Kurulu ve Ceza Dairelerinde %40,9, Hukuk Genel Kurulu ve Hukuk Dairelerinde ise %51,1 oranında artmış bulunmaktadır. İstinaf mahkemeleri kurulmasına rağmen Yargıtay'a 2017'de gelen dosya sayısı 300 bin civarındadır. Dünyada bizden sonra gelen Fransa'da ise Yargıtay kurumunda sadece bir yılda 27 bin dosya gelmektedir. Her ne kadar mahkeme, hakim, savcı, adalet personeli sayısı artırılmaya çalışılsa da açıklanan istatistikler yargıda iş yükünün her yıl %15 oranında arttığına işaret etmektedir. Bu çerçevede yargıda öncelikle sadece sayısal artış değil, kalite ihtiyacı da ön plana çıkmaktadır. Bu sebeple öncelikle mevcut yargı kalitesinin artırılması, sonrasında da bunun korunması önem arz etmektedir. OECD teşkilatının 2018 yılı verileri bakımından aranan niteliğe göre eleman bulma zorluğu %66'lık orana sahiptir. Bu oran bizi üye ülkeler arasında en kötü ikinci sıraya yükseltmiştir. Yapılması gereken her meslek dalında eğitim kalitesinin artırılarak uygulamalı eğitime ağırlık verilmesini zorunlu kılmaktadır. Zira aranan özelliğe göre personel bulma zorluğu az önce de ifade ettiğim üzere nitelikten ödün verme problemini de beraberinde getirmektedir. Saygıdeğer milletvekilleri, yargıdaki nitelik problemine önümüzdeki teklif ile sınırlı bir düzenleme getirilse de hakim ve savcıların seçilmesi meslek içi ve meslek öncesi eğitimi ile de ilintilidir. Bu anlamda mesleği alıp sadece çoktan seçmeli bir sınav ve objektifliği tartışma konusu olan bir mülakat sistemi ile yapılmamalıdır. Genel kültürü ölçecek KPSS puanı sonrasında mesleki bilgi sınavı yapılması, mülakat aşamasında uzmanların desteğiyle teknik testler uygulanması da yararlı olacaktır. Mevcut meslek öncesi staj dönemini beklenen verimi sağlamamaktadır. Hakim savcı eğitim merkezinde veya yerine tekrar kurulacak olan Adalet Akademisi vasıtasıyla verilecek oryantasyon, iş uyum eğitimi sonrası adayların hakime savcı yardımcısı olarak adliyelerde görevlendirilmesi ciddi manada fayda sağlayacaktır. Meslek sırasında yabancı dil eğitimi yerine hakim savcı yardımcılarının eğitim döneminde
mülki idare amirlerinde olduğu gibi 6 ay süreyle yurt dışına götürülmeleri ve orada eğitimlerine devam etmeleri daha faydalı olacaktır. Diğer taraftan yargıda iş yükünü hafifletmek adına uygulamaya konulan arabuluculuk ve alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını daha etkin hale getirebilmeliyiz. Zira ihtiyari arabuluculuk istatistiklere baktığımızda dava şartı arabuluculuk uygulamalarında anlaşma oranı %65'lerde kalmıştır. Bu rakamı daha yukarı çekebilecek çalışmalar önem arz etmektedir. Açılan dava sayısına oranla sulh ve feragat sayısının düşük olduğu bir yerde arabuluculuk kanununun tek başına işlevsel olacağını düşünmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Değerli milletvekilleri, ülkemizde hukukun sağlıklı işlemesi, adaletin doğru tecelli etmesi şüphesiz ki hepimiz açısından hayati derecede önemlidir. 15 Temmuz hain kalkışması ile de çok net anlaşılmıştır ki FETÖ yargıyı da olumsuz etkilemiş, aklını ve vicdanını teröristlere kiralayanlar birçok vatandaşımızın yargı eliyle mağdur edilmesine sebep olmuştur. Toplumda oluşan adalet sistemimize yönelik güven tahribatının onarılması adına Adalet Bakanlığımız önemli mesafeler almış olsa da tam olarak onarım kuşkusuz zaman alacaktır. Bu onarım sürecinde Milliyetçi Hareket Partisi görüş ve önerileriyle tıpkı diğer bakanlıklarda olduğu gibi Adalet Bakanlığı'nın yanında olmuş ve gerekli destekleri sunmuştur. Bundan sonra da sunmaya devam edecektir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi vatandaşlarımızın adaletli ve hakkaniyetli bir düzen içerisinde yaşamasının, hukukun üstünlüğü prensibinin hakim kılınmasına, hak ve özgürlüklerin uygulamada da güvence altına almasına bağlı olduğuna inanmaktadır. Bu bakımdan çeşitli güç unsurlarının hukuk devleti kurallarına göre sınırlandırılması suretiyle güçlünün değil haklının korunması toplumsal ahengin ve huzurun tesisi adına önemli olduğunu düşünmekteyiz. Vatandaşlarımızın hukukun üstünlüğüne ve hak arama özgürlüğünün bütün kurum ve kurallarıyla uygulanmasına inandığı bir adalet anlayışının hakim kılınması adına bundan sonra da Milliyetçi Hareket Partisi olarak desteğimizi sunacağız. Saygıdeğer milletvekilleri, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları son aşamasına getirilen yargı reformu çalışmaların içerisinde yer almasını düşündüğümüz bazı önemli konu başlıkları bulunmaktadır. Bunlar hakim ve savcıların mesleki gelişmeleri takip edebilmeleri ve niteliklerinin artırılması için hizmet içi eğitim faaliyetlerinde devamlılık sağlanmalıdır. Hakim ve savcıların örgütlü suçlar, haksız rekabet, döviz işlemleri, kara para aklama, sigortacılık, sermaye piyasası suçları gibi bazı özel alanlarda uzmanlaşması adına adımlar atılabilmelidir. Mağdur haklarını korumaya yönelik bir düzenleme bu reformun içinde yer bulmalıdır. Koruyucu ve önleyici hukuk yaklaşımı yaygınlaştırılmalıdır. Reform kapsamında yıllardır çıkarılamayan idari yargılama usulü kanunu bir an önce ihtiyaçlara ve beklentilere cevap verecek şekilde çıkarılmalıdır. Mahkemelerin iş yükünü azaltacak kurumlar güçlendirilmelidir. Kıymetli arkadaşlar, Milliyetçi Hareket Partisi olarak tüm vatandaşlarımızı kapsayacak bir aile avukatlığı sistemi oluşturulmasını uzun zamandır dile getirmekteyiz. Bu şekilde vatandaşlarımızın muhatap olduğu hukuki sorunlar karşısında destek almasını, hukuki problemlerin ortaya çıkmadan evvel önlenmesini ve uyuşmazlıkların azaltılarak yargının yükünün hafifletilmesini, ayrıca hukuki koruma sigortasının yaygınlaştırılmasını doğru buluyoruz. Kadın, çocuk, engelli, yaşlılara yönelik şiddet olaylarında dava zaman aşımının kaldırılması ve mahkeme harçlarının ve diğer sair giderlerin almaması gerektiği kanaatindeyiz. Adalet hizmetlerinin yürütülmesinde önemli sorumluluk üstlenen zabıt katibi, infaz koruma memuru, hizmetli şoför, emanet memuru, veznedar, icra memurları, icra ve yazışları müdürleri, bilgi işlem memurları ve teknik personelin özlük haklarının bir an önce iyileştirilmesi artık zaruri bir hal almıştır. Bu beklentiler karşılanabilmelidir. Öncelikli olarak da devlet memurları kanununda adalet hizmetleri sınıfını oluşturabilmeliyiz. Diğer yandan konuşmamda
Keza infaz koruma memurlarımız için de bir başlık açacak, bir başlık açmak istiyorum. Ceza infaz kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin çalışma şartlarının ağırlığının yanı sıra tehdit alma, hakarete uğrama, yaralama ve hayatlarını kaybetme gibi riskler altında çalıştıklarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hizmet sürelerinin büyük bir bölümünü hükümlüler ve tutuklularla aynı ortamda geçirdikleri, işe geliş ve gidişlerini her gün üst aramasına tabi tuttukları gerçeğini unutmamamız gerekir. Bu bakımdan cezaevlerinde görev yapan personele yıpranma hakkı tanınmalı, maaş artışı veya mesai ücreti gibi ek mali haklar tanınarak motivasyonları güçlendirilmelidir. Ayrıca güvenlikleri açısından gerekli tedbirler alınmasına yönelik tedbirler geliştirilerek Avrupa ülkelerinde uygulanan modeller araştırılmalıdır. Yeri gelmişken uzun süredir dile getirdiğimiz mübaşirlerimizin yardımcı hizmetler sınıfından genel idari hizmetler sınıfına geçme talepleri bakanlık tarafından olumlu karşılanmış ve Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla bu talep yerine getirilmiştir. Mübaşirlerimiz adına emeği geçenlere teşekkür ederken diğer meslek gruplarındaki adalet çalışanlarımızın da taleplerinin tıpkı mübaşirlerde olduğu gibi bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz. Saygıdeğer milletvekilleri, her ne kadar İctihad Mahkemesi olarak hedeflenen ve Yargıtay ile Danıştay'ın iş yükünün azaltılmasını amacıyla kurulan istinaf mahkemeleri henüz beklenen ve istenen düzeye gelememiştir. Adli yargıda 2004, idari yargıda ise 2014'te bölge idare mahkemelerinin kurulması yasalaşmış, 20 Temmuz 2016 tarihinde bölge adliye ve idare mahkemeleri faaliyete geçmiştir. Halen sayıları 11 olan bölge idare mahkemelerine Temmuz 2016'dan bu yana 1 milyon 364 bin dosya gelmiştir. Bunlardan 925 bini karara bağlanmıştır. Oran olarak baktığımızda ise gelen dosyaların %67'si sonuçlanmıştır. Bu bakımdan teklifte yer alan bölge idare mahkemelerin uygulamada yaşadıkları sorunları telafi edici düzenlemeleri önemli ve gerekli görmekteyiz. Saygıdeğer milletvekilleri, Adalet Bakanlığı'na bağlı olan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün son açıkladığı 2017 verilerine göre Türkiye genelinde toplam 7 milyon 857 bin kişiye şüpheli sıfat ile işlem yapılmıştır. Son 7 yılın rakamlarına bakıldığında ilk kez kadın şüpheli sayısı 1 milyonu geçmiştir. Savcı başına 1963, hakim başına ise 929 dosya düşmüştür. Yine verilere göre Türkiye genelinde mal varlığına karşı işlenen suçlar listenin başında olup bunu hırsızlık, dolandırıcılık ve mala zarar vermez demektedir. Evet, biliyoruz ki suçtan arındırılmış bir toplum bulmak veya oluşturmak imkansızdır. Bu bakımdan suç işlemeden önce suçu önleyici politikaları akademisyenlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, kamu ve diğer sahil kuruluşlarla masaya yatırmalıyız. Günümüzde etkin suç önleme ve topluma yeniden katılım programlarının geliştirilmesi, kişilerin suça karışma ya da cezaevinden çıktıktan sonra tekrar suç işleme ihtimalini ortadan kaldıran etkenlerin doğru bir şekilde belirlenmesine bağlıdır. Dolayısıyla daha ağır cezalandırıcı uygulamaların kişiler üzerinde özel bir caydırıcı etkisi olup olmayacağı veya uygulanan bir toplumsal katılım programının tekrar suçluluk ve suçlulukla ilişkili diğer değişkenler üzerinde istenen etkiyi yaratıp yaratmayacağı gibi sorunların birey düzeyinde yapılan bilimsel araştırma bulgularına dayanması önemlidir. Bu da etkin bir istatistik çalışmayla mümkün olabilecektir. Bu yüzden hayata geçirilen politika ve programlarının sonuçlarının uygulama sonrasında yine bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye'de suçluluğun boyutunun ve nedenlerinin araştırılıp önleyici programların hayata geçirilmesi noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de görev düşmektedir. Bu çatı altında kuracağımız bir araştırma komisyonu ile suçu önleyici tedbirleri gün ışığına çıkarabilir ve uygulanması için öncü olabiliriz. Yargıda
iş yükünü hafif etmek adına bizce en önemli adım da budur. Bu bakımdan önerimizin değerlendirilmesi ve meclis başkanlığımızın bu yönde girişimci bir adım atması yerinde olacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hukuktan söz edilen hemen her metinde devletle bireyin ilişkisinden de söz edilmektedir. Devlet bir yandan suç işleyenleri temel hak ve özgürlüklerini sınırlayarak onları cezalandırmakta, diğer yandan da başka bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktadır. Öte yandan hukuk alanındaki gelişmelerle birlikte cezanın tek başına bu amaca ulaşmaktan uzak olduğu görülmüştür. Özellikle cezası sona eren bireylerin toplum içinde yer bulamamaları ve bu durumun yeniden suç işlemeye uygun, hatta bazen zorunlu bir ortam yaratması halen gündemde olan bir konudur. Bize göre suç işlemek elbette doğru değildir. Ancak herkese ikinci bir şans tanıması gerektiğine inanıyoruz. Topluma kazandıracağımız her bir birey yeni bir hayatın başlangıcını yapacaktır. Bu başlangıçta da devletin onları her yönden desteklemesi bizi ülke olarak daha gelişmiş ülkeler kategorisine getirecektir. Belki maliyetle uğraş isteyici bir çalışma olabilecektir. Ancak sonunda yeni bir hayata başlayan eski bir suçlunun kendisi, ailesi ve ülkesi adına yeni umutları daha büyük bir anlam taşıyacaktır. Saygıdeğer milletvekilleri, konuşmama son verirken seçim bölgem Kırıkkale'nin de bazı çözüm bekleyen sorunlarına değinmek istiyorum. Kırıkkale'li çiftçilerimiz girdi fiyatlarında indirim sağlayacak tanzim satış beklerken, diğer taraftan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da Kırıkkale'ye kenevir ekim izni vermesini istemektedir. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vermiş olduğumuz yazılı soru önergesinin ve Sayın Bakanımıza yazdığımız samimi mektubumuzun öncelikle cevabını beklemekteyiz. Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayi Bakanlığı'nın savunma sanayisinde Kırıkkale'yi etkin kullanacağız yönündeki açıklamasını değerli bulduğumu ve öncelikli olarak hemşerilerimiz adına bu süreci yakından takip edeceğimi ve şahsımın da bu amaçla atılacak her adımda yanlarında olduğumun bilinmesini istiyorum. Çünkü iddiamız ve önceliğimiz yeni savunma sanayinin ya sanayi yatırımlarının Kırıkkale'ye kazandırılmasıdır. Beraberinde ise yine Kırıkkale'ye petrol ve petrol ürünleri sanayisi yatırımlarının yönlendirilmesini Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımızdan beklemekteyiz. Yine Kırıkkale yüksek işsizliği, İşkur vasıtasıyla toplum yararına gerçekleştirilen 6'şer aylık geçici istihdam ile düşmeyecektir. Geçici palyatif çözümler yerine kalıcı yeni istihdam kapılarının Kırıkkale'ye kazandırılması yerinde olacaktır. Ayrıca Kırıkkale'li esnaf ve sanatkarlarımızın vergi ve prim yükü hafifletilmeli, mevcut gecikmiş borçlarının faizi bir defalığına da olsa affedilmelidir. Böylelikle az olsa nefes alacak esnafımızın yüzünü güldürebilmeliyiz. Kırıkkale denilince akla gelen makine kim mühendisliği kurumu ile çalışanlarının mevcut sorunlarına artık çözüm sunarak gerek maddi, gerekse özlük haklarında beklenen iyileştirmeler ve gerekse de modernizasyon konusunda gerekli adımlar atılmalıdır. Yine makine kimya endüstrisi fabrikalarında çalışanlar tamamı daimi kadroya geçirilmelidir. Buradan Sayın Genelkurul'un huzurunda şimdi Kırıkkale milliyetçi ve muhafazakar yönüyle bilinen bir il olmasına rağmen kamu kaynaklarından yeterli ve verimli bir şekilde faydalanamayan bir ildir. Buradan hükümetimize, bakanlarımıza seslenmek istiyorum. Kırıkkale Cumhur İttifakı'na %60'ın üzerinde, %70'e yakın bir destek vermiş. Milli ve manevi hassasiyetleri çok yüksek. Devletin ve milletin bekasını temel alan, Ankara merkezli yerli bir siyaseti temel alan bir ildir. Bu il olması hasebiyle Kırıkkale'nin yatırımlar noktasında desteklenmesini özellikle hasreten buradan genel kurul marifetiyle rica ediyorum. Kırıkkale'li garip ve öksüz kalmamalı. Kırıkkale'nin mahkus tarihini değiştirecek yatırımlardan faydalanması lazım. Ankara'nın hemen dibinde yer alan yarım saatlik Kırıkkale, 43 şehri birbirine bağlayan kavşak noktasında olmasına rağmen arzu ettiği yatırımları alamamaktadır.
O bakımdan hükümeti Kırıkkale yatırım yapması noktasında beklentilerimizi Kırıkkale'li adına dile getiriyorum. Yine Milliyetçi Hareket Partisi olarak destek vermiş olduğumuz kanun teklifinin amacına ve hedefine ulaşmasını temenni ediyor. Genel kurulu bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Öztürk.